Bugün yeni bir yüzyılın, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk günü. Cumhuriyetimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün benim karakterimdir dediği tam bağımsızlıktır. Cumhuriyetimiz teba olmaktan millet olmaya giden, demokrasiye, özgürlüklere açılan yoldur. Cumhuriyetimiz kadın devrimidir. Cumhuriyetimiz ulusumuzun çağdaş medeniyetler seviyesini aşma hedefiyle geleceğe el ele omuz omuza yürümesidir. Cumhuriyetimiz kimsesizleri bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyetimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında milletin hayat ve istiklaline suikast eden düşmanların saldırılarına karşı verilen dünyanın tüm mazlum uluslarına örnek olan emperyalizme karşı en meşru ve en şanlı mücadeleyi istiklal mücadelemizi taçlandırmıştır. Cumhuriyetimiz tam bağımsızlık, ulusun egemenliği ve devrimler üzerinde yükselen bir var olma projesidir. Cumhuriyetimiz millet iradesinin her şeyin üstünde olması demektir. İlmek ilmek örülen demokrasi yolunun ilk ve en önemli adımıdır. Cumhuriyetle aziz milletimiz az zamanda çok büyük iş, çok ve büyük işler başarmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1930'lu yıllardaki bir afişinde yer alan Bugün de birilerinin eğip bükerek kopyalamaya çalıştığı asrı yıla sığdırdık sözleri Cumhuriyet ve devrimlerin arkasında yatan azmin ve kararlılığın ifadesidir. Değerli basın mensupları, Cumhuriyetimizin 100. şeref yılını hükümet alelade sıradan bir şekilde geçiştirmeyi tercih etti. Şanlı Cumhuriyetimizin önemli yıl dönümlerinde yapılan ve tarihe şart düşen hazırlıklarda, etkinliklerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde maalesef yoktu. Cumhuriyetimizin 10. yılında sınırlı imkanlarla düzenlenen görkemli törenlerde Atatürk, bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun diyerek başladığı söylevini sonsuza akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, mutluluklarla, huzur ve mutluluklarla huzur ve rahatlık içinde kutlamanızı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene diyerek Cumhuriyet Bayramları'nın nasıl kutlanmasını istediğini söylemiştim. Cumhuriyet'in 75. yılında da dönemin Cumhurbaşkanı Rahmetli Süleyman Demirel, Başbakanı, Bakanları kutlama programında görev alacak bürokratları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde basına açık bir toplantıda yaptığı konuşmada törenler şaşalı, tantanalı ve görkemli olmalıdır. Cumhuriyet'in 75. yıl dönümü ayakları yerden kesecek kadar heyecan verici olmalıdır. Cumhuriyet'in yıl dönümünde halk heyecan duymazsa rejimle arasının açıldığı intiba oluşur. Hiçbir şeyden heyecan duymazsak müşterimiz kaybolur demişti. Bu toplantıya katılanlar arasında İstanbul Büyükşehir Beledi İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Ama Süleyman Demirel'in sözlerinden hiç nasibini almadığı Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarında ortaya çıktı. Değerli basın mensupları, Cumhuriyetin 100. yılını hakkıyla kutlamak her nesle nasip olmayacak bir şereftir. Bu heyecan Bugün ihtiyacımız olan müştereğimizi, birliktelerimizi yaşatmak için bir büyük fırsattır. Ama siyasetini milleti birleştirmek değil, ayrıştırmak üzerine kuran bir yönetim maalesef böyle büyük bir fırsatı heba etmiştir. Bu ülkenin kurucu babası Atatürk'ün ismini bile telaffuz etmekten imtina edenlerin, fesli meczupların anlattığı dedikodudan bozma tarihe takılanların, Cumhuriyetle hesaplaşmaya kalkanların anlayışının hakim olduğu tek kişilik vesayet düzeninde Atatürk'ün kurduğu diyanet Atatürk'ün adını dualarda bile geçirmemek için türlü çeşitli laf cambazlıkları sergiliyor. Saray, şü Saray şürekası Cumhuriyet'e 100 yıllık narkoz, Erdoğan'a da ikinci Atatürk demeye cüret edebiliyor. Yüzüncü yıl kutlamalarında yapılan drone gösterilerinde döne döne Cumhurbaşkanlığı forsları, AK Parti'nin 100. yıl logoları gösterilirken Atatürk'e yer verilmiyor. 100. yılda iktidar ve muhalefet anıt kabirde atanın manevi huzuruna birlikte çıkıyor ama Erdoğan anıt kabir defterine yazdığı yazıda muhalefeti bir tarafa itiyor, kendinden ve ittifak ortaklarından söz ediyor. Atanın huzurunda bile milleti bölüp parçalamaya devam ediyor. Anıt kabirde kabir adabından nasibini almamış, bindirilmiş kıtalar Erdoğan'a tezahürat yapıyor. Sarayın kibirlisi bu yıl törenleri başkent Ankara'dan İstanbul'a aldı. Resmi geçit yapan donanmamızı da Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı yerine Vahdettin'in adıyla anılan köşkten selamladı. O Vahdettin ki ülkesinde bir İngiliz ülkesinden bir İngiliz zırhlısına binerek kaçmıştı. Atatürk'ten utkunda onu soysuzlaşmış, hain diye tarif etmişti. Bunların hepsi sarayın kendi alternatif tarihini yazma, Atatürk'ü unutturma çabalarının birer parçasıdır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar boşuna. Bu milletin gönlünden Atatürk silinmez. Atatürk sadece milletimizin değil, dünya üzerindeki tüm mazlum milletlerin de kutup yıldızıdır. Yolunu kaybedenlere yol gösterir bundan bir asır önce emperyalizme karşı verdiğimiz istiklal mücadelemizi dünyanın bu en meşru savaşını taşlandıran, ülkemizi medeni alemin saygın bir üyesi yapan Cumhuriyetimizin 100. şeref yılını en görkemli şekilde kutlamak, aynı zamanda 100 yıl sonra mazlum milletlerin zulme ilelebe tahammül etmeyeceğini bir kere daha tüm dünyaya haykırmak için de büyük bir fırsattı. Saray bu fırsatı da kullanamadı. Ama sarayın yapmadığını aziz milletimiz yaptı. Cumhuriyetin 100. şeref yılını ona yakışır bir biçimde kutladı. Binler oldu, on binler oldu, yüz binler oldu, milyon oldu. Cumhuriyetin 100. yılında anıt kabire aktı. Yolları, caddeleri, belediyelerimiz ay yıldızlı bayrağımızla doldurdu. Gece de partimizin ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinin düzenlediği etkinliklerde Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkuyla kutlandı. Milletimiz atasına da, cumhuriyetimize de sahip çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin dahili ve harici bedahlara rağmen ilelebet payidar kalacağını bir defa daha gösterdi. Değerli basın mensupları, Gazze'deki vahşet, insan hakkı ihlalleri, savaş suçları, sarayın aklına nedense çatışmaların başlamasından 3 hafta sonra Cumhuriyetin 100. yılını kutladığı kutlayacağımız günden bir gün önce geldi. Erdoğan Gazze'de yaşananları protesto mitinginde yine bir gece ansızın gelmelerden, destan yazmalardan dem vurdu. Meseleyi Gazzelilerin haklı olduğu insani zeminden çıkarıp kaba restleşmeye, dine, imana, hamasete döktü. Her zaman yaptığını yaptı yeni bir ağa maraba hikayesinin de kapağını açıverdi. Dış siyaseti bir kere daha iç siyasete alet edip diplomasiyi kör, sağır ve topal bıraktı. Bu arada altını çizerek de ifade edelim. Bize göre kim yaparsa yapsın, nereden gelirse gelsin, maslum, mazlum, masum çocukları, kadınları, sivilleri hedef alan her saldırı terördür. Biz terörü değerlendirirken Kimin yaptığına değil, ne yaptığına bakarız. Hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Ne bir dava ne de bir saldırıya verilen cevap terörü haklı çıkarmaz. Hükümetin başı kendisini kimse ciddiye almayınca bu perspektifi ve Gazze saldırılarının başında gösterdiği sözde itidali kaybetti. İhvan aşkını yeniden depreştirip meseleyi insani boyutundan öteye taşıyarak bir taraftarlığa çevirdi. Eğer Saray Gazze'de arabuluculuk, garantörlük gibi bir niyeti varsa bu İsrail'in elini sıkmam. Bir kere sıktım ama iyi niyetimi suistimal ettiler. Bunlar akıl hastası gibi iç siyasete dönük diplomasinin dönük diplomasinin önünü kapatan laflarla olmaz. Sonra bir bakarsınız İsrail'le esirlerin salıverilmesinde arabuluculuğu yapan Türkiye değil Katar ve Mısır olur verir. Amerikan Kongresi'nde bir grup senatör çıkar. Türkiye ile Hamas arasındaki siyasi, lojistik, mali bağlantılardan Erdoğan'ın Müslüman Kardeşler'le ideolojik bağlarından Türkiye'nin Hamas için bir sığınak hale gel sığınak haline geldiğinden Hamas'ın İstanbul ofisindeki para trafiğinden, bunlara verilen vatandaşlıktan, pasaportlardan bahsetmeye başlar. Türkiye üstü örtülü olarak 7 Ekim saldırılarında rol almakla suçlamaya varacak hadsizliklerin önü açılır. Buradan ifade ediyor. Bu hadsizliğe derhal en sert cevap verilmelidir. Ama eğer hükümetin derdi dış güçler Gazze'ye destek verdik diye bize saldırıyor hikayeleri anlatarak yandaşlarının dahi rasyonel olmadığını söylediği politikalarının sebep olduğu zulme dönüşen vergilerin, zamların hayat pahalılığının üstünü örtmekse o başka. Malum Hazine ve Maliye Bakanı para bulmak için Körfez'den batıya yolları arşınlamaya devam ediyor. Ama suyun başında hala Erdoğan'ın oturduğunu görenler Mehmet Şimşek'e sadece temennilerini ve iyi niyetlerini sunuyor. Para için başka kapıya diyorlar. Anlaşılan artık umut kalmadı. Seçimden önce ekonomide milleti ferahlatma imkanı da tükendi. Şimdi dışarıdan saldırıyorlar söylemleriyle, oyunlarıyla ekonomideki çaresizliklerini perdelemek istiyorlar. Değerli basın mensupları, kimsesizlerin kimsesi olan bu cumhuriyet, evlatları için her zaman fırsat eşitliği demekti. Sağladığı eğitim olanaklarıyla azmeden çoban sülünün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olmasının yolunu açtı. Cumhuriyetin eğittiği, yurt dışına gönderdiği öğrenciler bir kıvılcım olarak gitti, yurda ışık saçacak alevler olarak döndü. Tıpta, hukukta, bilimde, arkeolojide, sanatta, sporda, sanayide hayatın her alanında ülkemizin önünde yeni ufuklar açtı. Doktor ve eski başbakan Sadı Irmak o gençlerden biriydi. Bugün 10 liralık banknotun arkasında resmi olan büyük matematikçi Cahit Arf o gençlerden biriydi. Edebiyatçı Sabahattin Ali ve Sabahattin Eyüboğlu, tarihçi Enver Ziya Karal, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale, Jale İnan da onlardan biriydi. Ama bugün iş başında olan kifayetsiz kadroların elinde yoksulluk, ana babalarından evlatlarına miras kalır hale geldi. Artık liyakatın, fırsat eşitliğinin ruhuna rahmet okutuluyor. Bu rejimde sadakat tek geçer akçe oldu. Gençler okuyup geleceklerini kurmaya çalışıyor, çalışıyorlar ama iş bulup bulamayacakları, özledikleri hayata kavuşup kavuşamayacakları da belli değil. Diğer yandan da hükümet onlara doğru dürüst bir yurt, doğru dürüst bir beslenme imkanı sağlayamıyor. Üniversite öğrencilerin çoğu bu nedenle çalışmak zorunda kalıyor. Öğrenciler bir yandan yaşa çalışarak yaşam kavgası verirken bir yandan da okuma baskısı altında. O nedenle geçtiğimiz haftalarda üniversitelerde okuyan gençlerimizden üçünün intiharıyla bu ülke sarsıldı. Aydın'daki kredi yurtlar kurumu yurdunda bindiği asansörün düşen bindiği asansörün düşen Zeren kızımızın hayatını kaybetmesiyle dehşete kapıldık. Evladını yitiren babanın "Çocuğumu devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma bakamadı." sözleri hala kulaklarımızda. Bu sözler insanlıktan nasibini alan herkesin vicdanlarında çınlıyor. Ama bir de bu vicdana sahip olmayanlar var. Zeren için tepkilerini gösteren öğrencilere başka bir ildeki yurt müdürünün korkuyorsan binme asansöre diye bağırmasını bu ülkede vicdan sahibi olanlar asla unutmayacak. Evladımızın canına mal olan bu işgüzarlıktır. Bu kibirdir, bu küstahlıktır. Zeren kızımızın ölümünden kim sorumluysa, kimin kusuru, ihmali, beceriksizliği varsa Hepsi hesap vermelidir. Genel başkanımızın da dediği gibi hiç kimse ve hiçbir makam bu güzel ülkenin güzel evlatlarından büyük değildir. Gençlerine sahip çıkamayan, kucaklayamayan, umut veremeyen bir ülke geleceğine de umutla bakamaz. Ama bizde bırakın gençlere umut vermeyi açık açık gençlere yalan söyleyen, onları aldatmak için bin dereden su getiren bir hükümet var. Seçimden önce gençlere cep telefonu, bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sözü verdiler. Şimdi diyorlar ki 9500 liraya kadar olan telefon ve bilgisayarda en fazla 5500 liraya kadar destek veririz. E şimdi her şeyin fiyatı almış yürümüş. 9500 liraya zaten bilgisayar yok. Gençlerin aklıyla açıkça dalga geçmeye kalkıyorlar. Gençlerin bu hüküme gençler gençlerin bu hükümetin umurunda bile olmadığı, açıkladıkları kalkınma bu hükümetin açıkladığı son kalkınma planında da planından da belli. Şu anda mecliste görüşmeleri devam eden plana göre 2028 yılına geldiğimizde hala her 5 gençten biri ne eğitimde olacak ne de çalışacak. Ev genci olarak anne babasının eline bakmaya devam edecek. Yine bu plana göre Aile Bakanlığı'nın Sosyal ve Ekonomik Destek adlı hizmetinden yararlanan çocukların sayısı 157 binden 230 bine çıkacak. Bu sosyal ve ekonomik destek nedir derseniz çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelere Çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla verilen destek. Yani hükümet 2028 yılında evinde temel ihtiyacı karşılanamayan çocuklara 10 binlercesi daha eklenecek diyor. Bizim Cumhuriyetimiz ne yaptıysa bu ülkenin evlatları için yaptı. Bu ülkenin kurucuları ey yükselen yeni nesil istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz dedi. <laughs> Üretimi gençlerin üretime katılmasını hedef koydu. Yarı sömürge, savaşta yıpranmış, borç kıskacına sarılmış bir ekonomi devraldı. Sanayi altyapısı diye bir şey yoktu. Demiryolu ağları bile zenginliklerini yağmalayan yabancıların ihtiyaçlarına göre oluşturulmuştu. Fred Burnaby adlı bir gezgin, 1800'lü yıllarda Anadolu topraklarında yaptığı seyahati anlattığı at sırtında Anadolu kitabında Türklerin demir yapımında nasıl aldatıldığını, düz ovada rayların, rayların da devletinde nasıl dolandırıldığını, 150 sterlinlik topların 750 sterline nasıl bu ülkeye satıldığını, ayrıntılarıyla açıklıyor. Cumhuriyet bir taraftan Osmanlı'dan kalan borçları öderken bir taraftan da devletin üretken yatırımcı ve denetleyici işlevini kullanarak dış denge içinde büyümeyi sağladı. Bu hükümet ise ekonominin can damarlarını dışarıdan gelecek paraya bağladı. Cari açığı dış borcu azdırdı. Sonunda da borç alan emir almaya başladı. Ekonominin vidalarını öyle bir gevşetti ki faiz sebep diyerek tüm ayarları öyle bir oynadı ki şimdi rasyonelleştik dediklerinde bile ne döviz kurlarını tutabiliyorlar ne de enflasyonu. Seçimlerden sonra 4 ayda Türkiye'de politika faizi 4 kattan fazla arttı. Aynı dönemde bize benzeyen ülkelerin çoğunda politika faizi ya düştü ya da sabit kaldı. Bunun birkaç tane istisnası var. Örneğin savaş halindeki Rusya. Yani bizdeki faiz artışının dünyadaki gelişmelerle açıklanacak hiçbir yanı yok. Faiz arttı arttı dediğimiz Rusya'da da faiz bugün yüzde 13. Bizdeki politika faizinin üçte bir. Şu anda Arjantin, Zimbabwe ve Venezuela'nın ardından dünyada en yüksek faiz uygulayan ülkeyiz. Geçtiğimiz hafta yapılan 500 bas puanlık faiz artışına rağmen Paramız dolar karşısında pul olmaya devam ediyor. Bir kere daha tekrarlayalım. Duymayacaklar ama tekrarlayalım. Ne kadar faiz arttırırsanız arttırın. Sarayın kibirlisi iş başında oldukça güven olmaz. Devletin bir kurulu olan Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantılara, toplantılarına devlette hiçbir görevi olmayan sarayın partisinin yöneticileri katılırsa bu siyasi baskı görüntüsü yaratır. Dolayısıyla bu nedenle de size güven olmaz. Bu kurulun kararlarına hiçbir şekilde güven olmaz. Yine bağımsız Merkez Bankası yönetiminin görevden aldığı bir genel müdür sarayın baskısıyla göreve iade ediliyorsa bu Merkez Bankası'nın aldığı kararlara da güven olmaz. Ve son olarak saray dış politikayı iç politikaya malzeme yaptıkça Ağzına geldiği gibi konuştukça güven de olmaz, ekonomide istikrar da sağlanmaz. Güvenilmez yöneticilerin milletlere çıkardığı fatura olağanüstü yüksek faiz oranları ve onların ve bunun ardından da duran, daralan ekonomilerdir. Bundan birkaç yıl önce ekonomideki vaziyeti kriz olarak adlandırıyorduk. Sonra birden fazla krizin birleşmesiyle kriz buhrana dönüştü. Şimdi ise ekonomide ve devlet yönetiminde çoklu organ yetmezliğiyle mahlul ve mefluç olduğu durgunlaşarak çürüme dönemini yaşıyoruz. Hükümet sebep olduğu bu tablonun sorumluluğunu hiçbir şekilde almıyor. Yayınladıkları kalkınma planında da son açıkladıkları yani şu bugün mecliste görüşülen kalkınma planında da yıllık programda da faiz sebep diyerek ekonomiyi alt üst etmelerinden tek bir cümleyle dahi bahsedilmiyor. Bu dokümanlarda millete ezen enflasyonun sebebi olarak kur gelişmeleri gösteriliyor. Peki bu kur gelişmelerine ne sebep oldu? Kim sebep oldu? Cevap yok. Artan enflasyon için tarihsel ortalamaların üzerindeki gıda fiyatları gerekçe gösteriliyor. E peki dünyada gıda fiyatları düşerken bizde niye artıyor? Cevap yok. E çiftçiye kanunen hak ettiği halde hak ettiği desteği vermezseniz ona 850 milyar lira Borç takarsanız çiftçi çiftçiye kanunun emrettiği şekilde desteklemezseniz e, gıda fiyatları da artar. Bunu kim yapıyor? Ona da cevap yok. Sonra dönülüyor. Enflasyonun sebebi vergi artışları deniyor. Ya bu vergi artışları IMF ile çay partileri yapıp vergileri arttıran kim? Kimi kime şikayet ediyorsunuz? Sizsiniz. En sonunda bir de çıkıp maliyet artışı örtüsü altında ücretlerin, emekli aylıklarının enflasyonu arttırdığını iddia ederek hepsinin üstüne tüy dikiyorlar. Pes doğrusu. E bir de ondan sonra milletimizden bu planlara, programlara destek vermesini bekliyorlar. Değerli basın mensupları, ülkemizin artık bir demokrasi olarak tanımlanmaktan giderek uzaklaştığını yabancı yatırımcılar raporlarında yazmaya başladı. Nasıl yazılmasın? Hatay'ın seçilmiş vekili Anayasa Mahkemesi kararına rağmen hala içeride. Sinan Ateş cinayeti soğumaya bırakıldı. Nazilli'de bununla ilgili olarak hakkında soruşturma izni verilen belediye başkanı soluğu sarayda alıp fotoğraf çektiriyor. Seçim bitti. İçişleri Bakanı değişti. Türkiye'de her gün çeteler yakalanır oldu. Limanlarda uyuşturacılar gramla kiloyla değil artık tonlarla yakalanıyor. Biz seçimden önce bu ülkenin ne hale getirildiğini hep söyledik. Şimdi bunu her yerde artık görüyoruz. Değerli basın mensupları, bir ülkede hukuk, ekonomi, istikrar ve güven dip taramaya başlayınca o ülkenin de o ülkenin diplomaside de sözü dinlenmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Gazze'de süren savaş nedeniyle bölge ülkelerini ziyaret ediyor ama Türkiye'ye uğramıyor. İşte en son İsveç'in NATO'ya üyeliği için imzalanan protokol sarayda imzalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Hatırlayın sarayda ortağı da İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda günlerce esip gürlediler. Dünyaya racon kestiler. Şimdi bu protokolün meclise sunulması karşılığında ne alındı soruyoruz. Yunanistan'ın hukuksuz şekilde silahlandırdığı adalardan çekilmesi mi sağlandı? Türkiye dışlandığı F-35 projesine geri mi döndü? Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki F-16 meselesi mi çözüldü? Amerika PYD'ye desteğine son vereceğini mi açıkladı? İsveç ülkesindeki teröristleri teslim mi etti? AB bizi üyeliğe almaya mı karar verdi? Hayır. Yine dış politikanın iç politikaya alet edilmesine bağlı bir u dönüşü yine bir a maraba hikayesi. Oysa ülkemiz bundan çok daha iyi bir yönetimi hak ediyor. Yaklaşan yerel seçimler bu yönetime laüsel olmadığını hatırlatmak için bir fırsattır. Bu, bu zulme dur demek için bir vesile. Siyasi parti inanç etnik köken ayırmadan milletimizin üstünden silindir gibi geçen bu zulme dur demenin zamanıdır insanlarımızı ayrıştıran, milleti bölen siyasete dur diyelim. Bu hafta sonunda 38. kurultayımızı yapacağız. Partimizin 100. kuruluş yılında kurultayımız bir demokrasi şenliği olacak. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına birlik içinde güçlenerek gireceğiz. 100 yıl önce tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik için yola çıkan Büyük Atatürk ve yol arkadaşlarından aldığımız miras asla vazgeçmemek. Cumhuriyetimizin temel direği olan milletin egemenliğini tek kişinin vesayetinden kurtaracağız. Millet iradesinin tek tecelligahı gazi meclisimiz olacak. İkinci yüzyılda şanlı cumhuriyetimizi hep birlikte eksiksiz bir demokrasiyle taşlandıracağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. Bu sorulardan ilki Sözcü TV tarafından yönlendirildi. Sözcü TV'nin sorusu şöyle. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim'de okulların tatil edildiğini geç bir saatte ve sosyal medya hesabından duyurdu. Neden o saate bırakıldı? Bu konu ilişkin sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? İzin verirseniz sosyal medyada çok beğendiğim bir yorumla buna yanıt vereyim. Erdoğan başka bir şey ilan edemeyince okulların tatil ettiğini ilan etti. Tabi bu devletteki çürümeyi ve keyfiliği de gösteriyor. Efendim Sözcü TV'nin bir başka sorusu da şu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100. yıl kutlamasında Dolmabahçe Sarayı yerine Vahdettin Köşkü'nde olmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce bu konuyla ilgili gerekenleri söyledim. Atatürk ve Cumhuriyet devrimlerini bir türlü içine sindiremeyen saraydan başka bir şey beklemek abes olur. Efendim ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. ATV'nin sorusu da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kurultay adaylığı için 11 CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan sadece Ekrem İmamoğlu'nun imza vermediği konuşuluyor. Sizin bu konu ilişkimi değerlendirmeniz olacak mı? E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi var. Kimse delegelerin iradesine ipotek koyamaz. Delegeler özgürdür. Ekrem Bey de partimizin 1368 delegesinden biridir. Kendi takdiridir. Efendim bir soru da Fox TV tarafından iletildi. Fox TV'nin sorusu da şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dün Cumhuriyetin 100. yıl törenlerinde yaptığı konuşmada 1923-2023 kıyaslaması yaptı. 100 yıl önceki imkanlarla bugünkü imkanları karşılaştırdı. Bu karşılaştırmaya yönelik bir yorumunuz, bir açıklamanız olacak mı? Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün koltuğuna oturup onunla yarışmaya kalkmak aklı başında bir cumhurbaşkanının yapacağı en son iştir savaştan çıkmış bir ulusun kalkınma adımlarıyla bugünü karşılaştırmak, elma ile armudu bir sepete koymaktır. Kaldı ki o dönem yolsuzluğa aman vermeyen, yetim hakkına sonuna kadar sahip çıkan bir hükümet anlayışıyla, rüşvet alanı büyükelçi yapan bir hükümet anlayışını nasıl karşılaştıracaksınız? Yine o dönemde devlet yönetiminde liyakatı esas alan bir hükümet anlayışıyla, bu dönemde benden olsun da nasıl olursa olsun diyerek sadakati esas alan bir anlayışı nasıl karşılaştıracaksınız? Kendisinden önce alınan Osmanlı borçlarını ödeyen bir hükümetle seçim kazanmak için ülkeyi borç batağına sürükleyen bir hükümeti nasıl karşılaştırabileceksiniz? Erdoğan eğer böyle bir hesaba girişecekse öncelikle ekonomide işler yolunda havası vermek için buharlaştırdığı yüz milyarlarca doların hesabını versin. Yine Cumhuriyet'in kuruluşunda AK Parti'nin kuruluşundan AK Parti'nin iş başına geldiği 2002 yılına kadar yani 2023 yılından 2002 yılına kadar geçen 79 yılda görev yapan tüm Cumhuriyet hükümetleri toplam 713 milyar dolar kaynak kullanmış. Kullanılan her 100 dolarlık kaynak karşılığında da Millete 714 dolarlık gelir sağlanmış. AK Parti ise 2002'den bugüne tam 2 trilyon 883 milyar dolar kaynak kullanmış. Yani kendinden önceki 57 hükümetin 79 yılda kullandığı kaynağın 4 katını kullanmış. Ama bu dönemde kullanılan her 100 dolarlık kaynak karşılığında millete topu topu 553 dolar gelir sağlanabilmiş. Yani saray hükümetleri kullandığı kaynaklarla kendilerinden önceki hükümetlerden çok daha az gelir yaratabilmiş. Ayrıca bu geliri de son derece adaletsiz paylaştırmış. Hesap ortadadır. Erdoğan'ın yaptığı lafı güzaftır. Ben de teşekkür ediyorum.